Evet, şu anda arkeoloji müzesindeyim ve bu bölüm tamamen Hititlere ayrılmış durumda. İlk başta şu antik kentle başlayalım. İsmi Yazılıkaya. Boğazköy deniyor. Hattuşa. Burası Hititlerin başkenti. Hititler Anadolu'ya geldiklerinde burada yerliler yaşıyordu ve yerlilerin ismi Hattiydi. Hattileri yenip buraları aldığında Hattuşa'yı yani Boğazköy'ü başkent ilan ettiler. Bu arada Hattuşa ismini Asurlulardan alıyor. Asurlular burada yaşıyormuş ve ticaret kervanlarından birisiymiş. Hititler burayı fethettiğinde bu ticaret kervanını başkent ilan ediyorlar. Ki şurada şehrin planı var, göstereceğim. Burada yaptıkları bazı aletler var. Anadolu madenciliği. Bu arada Asurluların burada ticaret ağı kurmasının sebeplerinden birisi Anadolu'daki bakır ve maden kaynakları. Çünkü zengin maden kaynaklarına sahip olduğu için burada ticaret ağı kuruyorlar. 9 tane dediğim gibi. Burada bir tane kralın kılıcı var. Savaştan sonra kendisi bu kılıcı Tanrı'ya ne deniyor? Hediye etmiş, armağan etmiş. Burada Hititlerin yaptığı bazı seramikler var. Özel bir ismi var mı bilmiyorum. Bunlar da Hattuşa'da bulunmuş. Evet, burada çok güzel bir modelleme var. Şehrin bir modellemesi. Şuradan kocaman duvarlarla çevrili. Bu duvarların 6 kilometre uzunluğunda olduğu söyleniyor. Tamamı tabii ki tek bir duvar değil. Şu haritalanmış hali. Şöyle gösterirsem de bu da gerçek hali. Burada gene seramikler var. Burada da gene seramikler var. Bunların hepsi eski Hitit döneminden kalma şeyler. Yani şu çok hoşuma gitti ve gerçekten bayağı büyük. Şöyle elimi koyarsam. Evet, en hoşuma giden buydu. Ki galiba en büyüğü. Şöyle bir şey. Yani devasa. Evet, burada Asurlar demiştim. Asurların ticaret ağları. Dediğim gibi tam olarak 9 tane koloni kuruyorlar. Hititlerden sonra buraya Frigyalılar geliyor. Frigyalılar bildiğiniz üzere denizci bir kavim diyelim. Frigyalılardan sonra Hattuşa Medlere geçiyor. Medler Persler oluyor. Pers İmparatorluğu. Persler Anadolu'ya hükmediyor 200 sene boyunca. 200 sene sonunda Selçuklular 1071 ile Anadolu'ya girdiklerinde Hattuşa'yı Türklere kazandırıyor. Türklerden Moğollar 1200'lü yıllarda şehri alıyor. Yani Hattuşa'yı. Ve Moğol egemenliği altına giriyor. Ama çok fazla sürmüyor bu Moğol egemenliği. Ardından Türk beyliklerin kurulmasıyla, yani Moğol İmparatorluğu'nun çöküşüyle beraber tekrardan Türklere katılmış oluyor. Bu arada Hititler Anadolu'yu ilk birleştirmeye çalışan devlet topluluğu. Ondan önce hiçbir devlet veya imparatorluk Anadolu'da birleştirmeyi sağlamamış ve denememiştir. Burada eski paralar var, sikkeler. Bu arada Helenistik dönem Helen'den geliyor. Helen Girek demek, yani Yunan demek. Helenistik dönem Büyük İskender İmparatorluğu'yla başlıyor. Büyük İskender'in bir politikası var. Yunanlı kültürüyle, yani Yunan kültürü, Yunanlı değil. Pers kültürünü, yani İranlı kültürünü sentezleyip ortaya karma bir kültür koyuyor ve bu kültür grubuna Helen deniyor. Helenistik dönem ismini oradan alıyor. Burada öncelikle Helenistik dönemde basılan simgeler var. Burada şehirlerin eski isimlerini görebilirsiniz. Sinop mesela, Amisos, Samsun. Amisos bu arada bir krallık ismi tarihte. Theodora'ya bağlı. Yani Theodora'ya bağlı değil, Theodora ile alakalı. Amasya. Amisos mesela, burada Turhal var. Bu arada Turhal ismini Trikala'dan alıyor. Üç kale demek. Etrafında üç tane büyük kale bulunuyor şehrin.
Tokat Kalesi, Amasya Kalesi ve Zile Kalesi. Üç kalenin, tam üç büyük kalenin ortasında olduğu için Trikala ismini alıyor. Bu zamanla Türklerin ağzıyla Turhal ismine dönüyor. Bu arada Zile, Julio Cesar'ın Veni Vidi Vici sözünü söylediği yer. Yani geldim, gördüm, yendim sözünü Zile Kalesi'nde söylüyor. Zile Kalesi gerçekten çok büyük bir kale. Mesela burada eski isimler var. Nixeria, Nixar olmuş mesela. Bifinium, Bolu olmuş. Ankara, yine aynı, Ankara. Nasıl okuyorsanız. Mesela Antakya, Antakya. Ya burada eski isimler var. Mesela Efesos, Efes. Bu İngilizcesiyle aynı zaten. Direkt geçmiş. Burada Roma dönemi. Az önce baktığımızda Roma'ydı bu arada. Eyaletlerin Romanca isimleri. Romanca değil aslında. Ne denir ona? Latince mi? Ama Romanca olmadığına eminim. Burada Augustus'un bastırdığı bir para var. Her imparatorluk için ayrı, yani her imparator için ayrı paralar basılıyor. Burada da artık Bizans dönemine geldik. Burada imparatorları görebilirsiniz. Mesela Konstantinus'u duymuşsunuzdur büyük ihtimalle. Ama burada Venedik Dukası var. Bunun neden burada olduğunu anlamadım. Çünkü Venedik ile Bizans'ın bildiğim bir bağıntısı yok. Evet, Bizans İtalya'yı işgal etmeye başlıyor ama Venedik'e kadar gidemiyor. Venedik çok kuzeyde kalıyor. Sadece İtalya'nın güney bölgesini ele geçiriyor diye biliyorum ben Bizans. Burada da İslami dönemde basılan paralar var. Dinin etkisiyle paraların üzerinde Arapça desenler görülmeye başlanmış. Böyle. Şurada bazı paralar grubu var ama ne oldukları yazmıyor. Hemen devam edelim. Burada tekrardan seramik işi var. Bunlar Frig döneminden kalma. Yani bahsettiğim denizci topluluk bunlar. Bunlar aslında koloni kurarak büyüyen bir topluluk. Denizci oldukları için aynı antik Yunanlar gibi sürekli koloni kurup kendilerine yeni kaynaklar açmaya başlıyorlar. Çünkü denizci toplumlarda görülen en büyük sıkıntılardan birisi tarım. Çünkü adamlar tarım yapmayınca dönemin besin kaynağı sadece balık oluyor ve bu genellikle yetmiyor. Hatta bildiğim kadarıyla antik Yunan'da sadece halkın %30'una doyurmaya yetecek kadar bir kaynak var sadece. Onun için antik Yunanlılar çok fazla koloni kuruyor. Mesela Karadeniz'i tamamen kolonize ediyor. Akdeniz'de bir sürü topraklar işgal ediyor. Mesela Sicilya adası İtalya'dan. Sonra İspanya ve Fransa arasında bir dağ grubu var. Pireneler olabilir ismi şu an. Tam hatırlayamıyorum. Oraları işgal ediyorlar. Akdeniz'de, Mısır civarında çok büyük fetihler yapıyorlar. Bunların hepsi yeni kaynak açmak için. Çünkü adamların besin kaynağı yok. Evet, burada bir tane Roma sütunu var. Bunun önemi Roma mimarisini anlamak için önemli. Roma'da pek felsefe ve bilim yapılmıyor. Roma'da daha çok böyle sanatsal şeyler öne çıkıyor. Bilimselden ziyade ve felsefeden ziyade. Burada Roma sütununu görüyorsunuz. Mesela Bizans sütunu olsa keşke burada, farkı daha iyi anlardınız. Bizans sütunları daha sade oluyor ve daha çok çiçek motifleri oluyor. Bunda öyle değil. Mesela bir sütuna baktığınız anda onu ayırt edebilmeniz mümkün, Roma mı Bizans olduğunu. Eğer çiçek varsa çok büyük ihtimalle Bizans'tır. Evet, burada da güneş saati var. Sundial diye geçiyormuş. Roma döneminden kalma gene. Marcus'un güneş saatiymiş. Zaten o dönemde modern bilimden bahsetmemiz pek mümkün değil. Artık Yunan'dan bahsetmiyorsak. Burada tekrar Roma döneminden kalma eşyalar. Tekrardan Roma dönemi eşyaları. Işık yanmıyor ama maalesef. Evet, bu da Roma dönemi tekrarına. Ama bir soru sorabilirsiniz. Burada Yunan heykelleri var. Herakles, Hermes, Athena büssü. Bunların ne alaka olduğunu sorabilirsiniz. Roma'nın resmi dini çoğunlukla
Yunan dinine inanıyorlar. O yüzden de Roma döneminde böyle Yunanlara ait tanrı figürleri bulabiliyorsunuz. Ama Bizans'a geldiğimizde burada taşlar var. Roma döneminde kullanılan taşlar ve altın eşyaları, süs eşyaları. Fakat Bizans, yani Doğu Roma'ya geldiğimizde artık haçlar başlıyor. Çünkü 1. Konstantin devletin dinini Hristiyanlık olarak kabul ediyor. Ve o yüzden Doğu Roma Hristiyan motiflerini üzerine taşıyor. Hristiyan motifleri ve kültürünü. Çünkü Hristiyanlık birleştirici bir din Yunan kültürüne kıyasla. Roma zaten çok zor durumdaydı ve birleştirici bir dine ihtiyaç vardı. Hristiyanlığı en uygun din olarak kendini seçti 1. Konstantin.